bir bağlantımız olacak. Çünkü kötü bir haber gelmişti. İzmir'de orman yangınına müdahale eden yangın söndürme helikopteri Tahtalı Barajı'na düştü. Ayrıntıları şimdi alacağız bölgeden. Demirören Haber Ajansı muhabiri Tolga Tahçı aktaracak bizlere. Tolga oradaki son durum nedir acaba? Yangın dün saat 14 sıralarında Menderes ilçesi Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle başladı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler söndürme çalışmalarına başladı. Uçak ve helikopterlerle havadan orman işçileriyle ve kara araçları ise karadan çalışma yürütülmeye başlandı. Şu saat itibariyle orman yangını kontrol altına alınmış değil ancak dün akşam saatlerinde 23.53 sıralarında ne yazık ki üzücü bir olay daha meydana geldi. Gece görüşte helikopterlerden bir tanesi içinde dört mürettebatla tahtalı barajına düştü. Bir mürettebat kendi imkanlarıyla karaya çıktı ve kurtuldu. Diğer üç mürettebatı bulmak için çalışma başlatıldı. Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yangının başladığı nokta şu anda sizin de gördüğünüz tahtalı barajın aslında hemen yanı başı. Burası İzmir'in içme suyunu karşılayan en önemli baraj. Yangınla mücadelede de aslında bakarsanız çok önemliydi burada başlaması. Çünkü buradan ekipler suları alıyorlardı hemen alev yanan bölgelere, yangının olduğu bölgelere ulaştırıyorlardı. Dün 2'de başladı yani saat 14'te başladı ve akşam hava kararına kadar da havadan müdahaleler devam etti. Tabii ki hava karardıktan sonra gece görüşlü kameralarla, ee, helikopterlerle yalnızca havadan müdahale edilebildi. İşte o helikopterlerden bir tanesi içinde 4 mürettebatla 23-53 sıralarında ne yazık ki bu gördüğünüz baraja düştü. Hemen arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Şu anda kameraman arkadaşım da size orayı gösteriyor, bölgeyi gösteriyor. Burada ekipleri görüyoruz. Yine bu alanın üzerinde uçan bir helikopter var. Bu arama kurtarma çalışmaları için 3 mürettebatın bulunması için havadan devam ediyor. Bunun yanı sıra bir bot var ileride bizim buradan görebildiğimiz kadarıyla. O botta da buradan iki tane bot görebiliyorum yine denizde de çalışmalar, barajda da daha doğrusu çalışmalar devam ediyor. Tabii ki yangın da devam ediyor aynı zamanda. Henüz kontrol altına alındığı bilgisi gelmedi. Biz hala baktığımız zaman bazı noktalarda dumanları görebiliyoruz. Evet dünkü kadar etkili değil en azından bizim gördüğümüz kadarıyla. Ancak henüz kontrol altına alınmadı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahalede yine başladı. Burada az önce yangın söndürme uçaklarını da gördük ancak şu an için bizim bulunduğumuz noktada 3 mürettebatı kurtarma çalışmaları devam ediyor. Biz de şu anda o noktadayız özellikle. Orayı takip ediyoruz. Çünkü orman yangını devam ediyor ancak düne göre etkisinin azaldığını söylememiz mümkün ancak hala devam ediyor. Ekipler hem yangını söndürmek için çalışmalarını devam ediyor hem de 3 mürettebatın bulunması için devam ediyor. 4 mürettebat vardı helikopterin içinde. Gece görüşlü bir helikopterdi ve bir mürettebat kendi imkanlarıyla karaya çıkarak kurtuldu. 3 mürettebat için çalışmalar devam ediyor. Tabii ki çok üzücü bir olay yaşamıştık. Büyük bir yangındı ve ne yazık ki peşine dün akşam saatlerinde gece saatlerinde bir üzücü olay daha yaşadık. Ekiplerin orada çalışmalarını devam ettirdiğini görebiliyoruz. Aslında çok da yakın bir nokta değil ancak orada iki bot görüyorum. Ee, çalışmalar son dakikalarda, son anlarda aslında o bölgede yoğunlaştı buradan görebildiğimiz kadarıyla. Çünkü helikopter de yine havadan burada çalışmasını sürdürüyor. Yine hem deniz e, barajın içinde hem de. Şu anda bir helikopter yine görüyorsunuz. Bu helikopter aslında havanın aydınlanmasıyla birlikte bizim en azından gördüğümüz kadarıyla barajın üzerinde uçuyor ve burada mürettebatın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Yine barajın kara kısmında da ekipler var. Onlar da oradan alınacak iyi haberlerle birlikte oradaki mürettebatı alıp hemen buradaki ilk müdahalelerden büyük olasılıkla hastaneye kaldıracaklar. Ancak tabii ki isteğimiz, dileğimiz mürettebatın sağ salim olarak bulunması olacak. Çünkü bir mürettebat kendi imkanlarıyla çıktı. Sağlık durumunun niye olduğunu biliyoruz. Üç mürettebat daha vardı. Gece görüşlü helikopterde onları da bulmak için ekipler çalışmalarına devam ediyor. Tabii ki yangın da devam ediyor. Bir Tolga ekipler hem havadan hem de karadan çalışmalarını sürdürüyor. Havan aydınlanmasıyla birlikte Havadan çalışmalar yeniden hız kazandı. Tolga ekiplerin müdahalesi hem 3 mürettebatı kurtarmak için Bir soru sorabilir miyim sana acaba? hem de yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor. Buyurun. Tolga peki helikopterin düşme nedeniyle ilgili bir açıklama yapıldı mı? Sen çalışmaları anlattın ama şu an orada e, botların çalıştığı noktada olduğu mu düşünülüyor helikopterin yoksa Orada 3 mürettebatın bulunma ihtimaline karşı o bölge aranıyor? Şu an son durum nedir? Helikopteri çünkü ekranlarda göremedik. Düştüğü yer belli mi acaba? <laughs> Şu an için helikopterin düşmesiyle alakalı bir açıklama gelmedi. Şu anda tamamen arama kurtarma çalışmalarına yoğunlaşılmış durumda. Az önce size gösterdiğimiz botların olduğu yerde bizim buradan görebildiğimiz kadarıyla çalışmalar orada yoğunlaştı. Buradan bunu net bir şekilde görebiliyoruz ve tahminlerimize göre şu anda oradan bir iz, oradan bir ip ucu alındı ve botlar orada ee, devam ediyor çalışmalarına çünkü bir, bir süredir orada e, o bölgede sabit e, olarak duruyorlar. Yani o bölge dışına çok çıkmıyorlar. Bizim de tahminimiz buradan gördüğümüz orada bir ipucu bulduklarını tahmin ediyoruz.